Anadolu Kartalları filminin çekimleri başladı. 3. Anajet üssünde yapılan filmin bazı sahneleri Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen özel uçakla çekildi. Airport ekibi 29 Ekim 2011'de vizyona girmesi planlanan filmin çekimlerini yerinde izlemek için Konya'daydı. Konya'daki 3. Anajet üssündeyiz. Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümünün ilham verdiği Anadolu Kartalları filminin çekimleri burada devam ediyor. Filmin kadrosunda ise birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Türk Hava Kuvvetleri, hava üssünde çekimlerin yapılmasına izin vererek filmi destekliyor. Anadolu Kartalları gerçek jetler kullanılarak çekilen bir film. Bu hem Türk sineması hem de Türk Hava Kuvvetleri tarihinde bir ilk. Havacılıkla ilgili projeler genelde çok yüksek bütçeli projeler olduğu için aslında bunun dünyada da örneklerini çok fazla görmemiz mümkün olmuyor. Bu da Türkiye'de de bu kadar kapsamlı olarak bakıldığında bir ilk diyebiliriz. Anadolu Kartalları'nın bazı sahneleri Amerika Birleşik Devletleri'nden özel olarak getirilen Learjet 25 ile çekildi. Türkiye'de bir filmde ilk kez kullanılan uçak, F-16, F-4, T-38 ve KT-1 gibi jetlerin havadaki çekimlerini yaptı. Because the camera needs to be sometimes focused up close to the other airplane. So to get some good shots for the movie, we both, the other pilot and I, have the experience that allows us to fly this airplane close to the other airplanes and get some good shots. Dünyada havadan çekim yapabilen iki uçaktan biri olan Learjet 25, Up in the Air, Iron Man 1 ve 2, Transformers, True Lies, Broken Arrow gibi filmlerde de kullanılmış. And we have three cameras on the airplane. We have a top-mounted camera, a bottom-mounted camera, and a nose camera. We don't have the nose camera installed right now because we don't need it for this mission. The bottom camera can rotate 360 degrees, tilt full down, pan, and zoom. And the top camera can rotate and tilt. Havada gerçek jetlerle gerçekleştirilemeyecek sahnelerin çekimleri ise yerde yapılıyor. Bunun için Konya 3. Anajet üssünde Türkiye'de bir filmde kullanılan en büyük Blue Box kuruldu. Gerçekten çok zormuş işleri. Biz sadece içinde oturup rol yapmamıza rağmen zorlandık ki onlar havada efsaneler yaratıyor yani. Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Özgü Özpirinççi, Şevket Çoruh gibi oyuncuların yer aldığı Anadolu Kartalları'nın yönetmenliğini Ömer Vargı yapıyor. Filmde savaş uçağı pilotu olmaya hazırlanan 5 genç teğmenin umutları, hayalleri, rekabetleri ve azimleri anlatılıyor. Sonuçta bir F-16'nın içinde yaklaşık 2 saat durup sahne çekiyoruz. Bir taraftan çok yorucu, bir taraftan çok keyif verici. Ama yani hepimiz bunun ne kadar güzel ve özel bir iş olduğunu bildiğimiz için hiç gıkımızı dahi çıkartmadan onun içinde bekliyoruz böyle. Zaten set ekibi sürekli etrafımızda. Beklediğimden çok çok iyi bir film olacak. Zaten çok iyi ama burayı görünce böyle daha bir etkileniyor insan. Anadolu Kartalları'nın senaryosu Nefes filminden tanıdığımız Hakan Evrensel'e ait. Kendisi de bir havacılık meraklısı olan Evrensel, senaryoyu uzun araştırmalardan sonra yazmış. Çok güzel bir aşk hikayemiz var. Çok güzel bir havacılık hikayemiz var. Ve çok güzel bir başarı hikayemiz var. İnanılmaz güzel görüntülerimiz var. Filmde bir öğretmen pilotu oynayan Engin Altan Düzyatan, daha sonra 100. yıl dolayısıyla kurulan Solo Türk ekibine katılıyor. Havacılığa neden o kadar meraklı olduğumu şimdi işin içine girince çok daha net anlayabiliyorum. Gerçekten iyi ki bu kadar meraklıymışım havacılığa. İnanılmaz bir duygu. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Havacı insanın ruhu gerçekten bir başka oluyormuş. Bunu burada pilot arkadaşlarımızla, komutanlarımızla vakit geçirdikçe daha net anlayabiliyoruz aslında. İstanbul ve Konya'da gerçekleştirilen çekimler İzmir 2. Anajet üssünde devam edecek.
Çekimlerin toplam 9 hafta sürmesi planlanıyor. Anadolu Kartalları'nın vizyon tarihi ise 29 Ekim 2011 olarak belirlendi.